Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte cheesecake tadında kurabiye yapıyoruz. Bu böyle peynir tadının geriden hissedildiği çok hafif kurabiyeler, çok güzel bir lezzeti ve çok güzel bir dokusu oluyor. Hemen ilk önce malzemelere göz atalım. Bir paket krem peyniri, beyaz renkli tuzsuz krem peyniri kullanmanızı tavsiye ederim. 2 tane yumurta, 1 çay kaşığı vanilya özütü, yarım su bardağı oda sıcaklığında tereyağı, 1 bardak artı 1 bardağın çeyreği kadar şeker, 2,5 bardak un, 1 paket hamur kabartma tozu kullanıyorum. En son üzerini süslemek için de biraz pulca şekeri kullanacağım. İşte malzemelerimiz bu kadar. İlk önce oda sıcaklığında tereyağı ve de krem peynirini ayaklı mikserimin içine alıyorum. Ve de yaklaşık 3-4 dakika her şey güzel bir krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Krem peyniri ve tereyağın güzelce krema kıvamına geldiğini gördükten sonra içine şekeri ilave ediyorum. Ve de birazcık vanilya özütü ilave ediyorum. Tekrar çırpıyorum. Şeker de güzelce karıştıktan sonra yumurtaları ilave ediyorum ve tekrar çırpıyorum. Yumurtalar da güzelce karıştı. Şimdi sıra una geldi. Ama unu eklemeden önce içine şöyle bir paket hamur kabartma tozunu koyuyorum. Güzelce bir karıştırıyorum. Kabartma tozunu unla birlikte güzelce harmanlıyorum. Ondan sonra unu da ayaklı mikserin içine alıyorum. Artık düşük devirde çırpacağım. Unun da karıştığını gördükten sonra kurabiyelerimize şekil vereceğiz. Ondan sonra pişireceğiz. Ve kurabiyelerin pişmeye hazır yapması işte bu kadar kolay. Şimdi bir dondurma kaşığı alıyorum. Ve de şöyle hamurdan, dondurma kaşığı yoksa bunu yemek kaşığıyla da yapabilirsiniz. Şöyle bırakıyorum yağlı kağıdın üzerine. Daha sonra 180 derecede önce ısıttığım fırına vereceğim. Bunları fırından alırken hala biraz yumuşak olmalarını istiyoruz. Ki içi böyle yumuşacık kalsınlar diye. Ondan yaklaşık 10 dakikada hazır olacaktır, pişecektir. Ondan sonra tadacağım. Nasıl olduğunu sizlerle paylaşacağım. Bu arada bir püf noktası, kurabiye yaparken yağlı kağıdın üzerine kurabiyeleri dizerken aralarına lütfen 3'er parmak ya da 2'şer parmak boşluk bırakın ki pişerken birbirlerine yapışmasınlar. Bu da aklınızda bulunsun. 10 dakika sonra görüşüyoruz. Cheesecake kurabiye fırında tam 10 dakika kaldı. Fırından aldığımda hala biraz yumuşaktı. Bir 5 dakikada tepside ılınması için bekledim. Ondan sonra kendini iyice toparladı. Bu verdiğim tariften 2 tepsi kurabiye çıkıyor, aklınızda bulunsun. İsterseniz yarısını pişirip yarısını daha sonra pişirmek üzere difrize atabilirsiniz. Difrizde bu hamura hiçbir şey olmuyor. Çok tatlı gözüküyorlar. Fırına aldıktan sonra üzerlerine biraz da pudra şekeri serptim. Bayağı böyle iştah açıcı, beyaz beyaz çok hoş gözüküyorlar. Bir tane de tatmak istiyorum. Lafı fazla uzatmadan bakalım tadı nasıl olmuş. İçi hala yumuşacık. O kadar güzel bir hissi var ki peynirin tadı böyle geriden hissediliyor. Biraz tadı şekerli kurabiyeye de benziyor. Hafif un kurabiyesini de andırıyor. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Umarım sizler de evinizde denersiniz. Eğer denerseniz fotoğraflarını çekip Instagram'da Edilir Yazı etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Bu arada YouTube kanalımda canlı yayınlar da yapıyorum. Onları da kaçırmamak için abone ol butonunun yanındaki çana mutlaka basın. Çan ya da zil. Ona basın. Böylece bildirimlerden haberdar olun. Yeni videoları kaçırmayın. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Hoşçakalın.